Bir şey söyleyeceğim. Tamam da kalmış. Ben şunu anlamadım bir dakika. Aytekin, sorunlar yaşıyor olabilirsin. Ama ailenin seni öldü diye bilmesini, annen niye öldü diye seni bilsin. Seni evden öldürdüm. Çıkarmadın deyin. Evden çıkarmadın deyin. Sadece kızgınlığı mı abla? Evden çıkarmadın deyin. Kız çıkarabilir miydi annen? Nasıl çıkartayım boşanmadan? Ya şöyle söyleyeyim abla. Ev babamın üstüneydi zaten. Tamam. Şikayet etseler. Çıkar ya bunu soruyorum. Avukata soruyorum. Çıkma şansı var diyor. İcra yoluyla çıkma şansı var ama diyor. Ama anne şikayet et. Anne bir şekilde gelinden yana tavır almış yani. Yani sen ben istesen... gelinden konuşmayayım, görüşmeyeyim. Yok konuşmuyor. Konuşsa zaten... Konuşmayayım. 5 senedir konuşmayayım. Zaten oğlumun yana abla, gideyim beni terk edeyim diye. Eve giren çıkan hiç belli değil ya. Ya o kadar ama çok ağır iddialar. Ben Emine'yi de dinlemek istiyorum. Bir kadın hakkında çok ağır iddialar. Abla, ama evet. Konuşacağız da. Konuş. Kenan senin abin mi oluyor? Evet. Telefon hattındaymış şu anda. Ha öyle mi? Kenan merhabalar. Merhaba İzim Hanım. Selamlar canım. Aytekin'i bulduk Allah'a şükürler olsun. Sağ salim öldü diye düşünmüşsünüz. Bir konuş peki kardeşinle. Alo. Efendim abi. Ne var yavrum? İyi abi. Ne yapayım ne edeyim? Buraya İyiyim çıktım. Abi. Gördüğün gibi. Sizin torununa okuyabileyim mi? Ne? Ne diyor? Okuyorum ne? Okuyorum abi. Sesini torununu anlayabiliyor musun? Çok iyi anlıyorum. Ne demek biz de anlayalım. Biz de anlayalım evet. Ne diyor te? Sesimden diyor benim ne demek istediğimi anlıyor musunuz diyor. Biliyorum abi biliyorum. Ağlıyor musun? Ağlamak istemiyorum ama ağlayamıyorum. Ha ağlamak istemiyorum. Söyle canım söyle Kenancığım. Ağlamak istiyorum ama ağlayamıyorum. Niye canım? Ya sevincimden. Ha sevincinden. Gözünüz aydın Allah'a şükür ölmemiş hayatta yani. Kenancığım. Allah razı olsun herkesten, sizden, yani bütünden ben geçenden Allah razı olsun. Aytekin ağlıyor musun sen? Ağlar. O da benim gibi gülüyor. 6 sene 6 aydır yüzünü görmedik. 6 aydır. 6 aydır yüzünü görmedim. 27 gündür de haber alamıyormuş ondan yani. Ondan da haber alamayayım, ondan da haber alamayayım. Allah Allah yani. Bana kızdı, sen evden çıkaramadın. Diye bana kızdı, onun için bana İçini döksün Aytekin. Ha canım benim. Kafasını kaldırmıyor ya. Ne yapsın? Yolda kaldı, izde kaldı. Evet. Çok şeyler var konuşulacak. Konuşacağız. Var, yardımcı olacağız. Var. Ama ben Emine'yi de dinlemek istiyorum. Emine'yi dinleyeceksin de. Ha. İleri beni dinleyeceksin. Emine konuştuk anne ki ben de Emine'nin ne yaptığını dosyaya dökeceğim. Aytekin. Bütün ailesi duyacak tamam yaptığını. Ya. İyiyim abla iyiyim. İyi misin? İyiyim. Bütün ailesi duyacak bilmediği şeyler var ailesinin. Siz söylemediniz mi? Bak böyle problemler yaşıyoruz. Aytekin sen ailesiyle konuşmadın mı canım? Ailesiyle çok konuştum abla. Hep bunu bizi tehdit ettiler. Hiç kendileri kızına hiç laf söyletmedi. Sen ilk evliliği misin onun? Emine daha önce evlenmiş mi? Evlenmiş. Aa ne zaman öğrendin onu? 40 günlük bir hayat yaşamış. Evet. Yaşadım. Ona da aynı sıkıntılar yaratmış ablam öyle söyleyeyim ben sana. Kaynanasın yok. İki buçuk ay kalmış. Bu arada ha, bir çocuk buçuk. Var ortada. Yani senden önce bir çocuk var. Onu anlatacağım sana. Onu anlatacağım. Dur Aytekin anlatsın. Evet, o ne peki? Senden önce mi? O evleniyor. Evlendikten sonra halasının kocasıyla... Babasının evine gidiyor. Ne? Halasının kocasıyla mı? Çıkıyor. 2,5 aylık evlilik yapıyor. Ayşe aşkım benim. Bir oğlunla konuşayım. Sen, bir dakika anlamadım. Eniştesiyle mi birlikte oluyor? Aynen. Eniştesinden bir çocuğu oluyor. Çocuğu babanın oluyor. Babanın evinde. Babasının evinde. Peki o çocuk ne oluyor? O çocuk yurda gidiyor. Evet. Yazık ya. Vallahi. Şu an ne olduğunu bilmiyorum çocuğun. O çocuğu senin üzerine kaydettirdiler. Şu o kadar çok sıcağına geldi ki böyle. Hatta uyuduğu içeride konuşamadık doğru düzgün. Ve o çocuğu senin üzerine mi kaydettirdi? İşte benim üstüme düşüyor nasıl. O nikah yapıldıktan sonra benim üstüme düşüyor çocuk nasıl düşüyorsa. Ama olmaz ki babası ya. Babalık yani baba olarak kendisini tanıtmamışsa enişteki tanıtamaz. Evet. Baba sen gözüküyorsun. Demek aynen ki, ben bunun nüfus dairesinde çocuğum olduğundan nüfus dairesine gittiğimde çocuk benim üstüme çıktı. Senin kaç tane çocuğun var Emine'den? İki. Kaç yaşındalar? Biri 4 yaşında, biri 7 yaşında. Hepsi 4 yıllık evli değil misin yani? Yok kaç yıllık evlisin sen ya? Abla ben 2014'te evlendim öyle söyleyeyim sana. Bir hesaplayayım benim matematiğim çok kötü. 8 sene. Doğar doğmaz bir tane yani 7 yaşında bir çocuğum var. Bir de 4 yaşında var. Aynen abla. 4'ten fazladır kız.
Dörtte fazla mıdır? Beşte var. Şimdi Hümer ya beşte vardır. Onunla ilgili bir de kafasında bir soru işaretleri varmış söyleyeceğim ama senin bahsettiğin fotoğraf var, onu hazırlamışlar. Bizim Erdal'a verdiğin fotoğrafı bir ekranlara gelsin lütfen. Hemen Aytekin'in bahsettiği fotoğrafı görebilir miyim ben? Bir full görelim, anlamadım ben. LED'e versenize, şu anda geldi fotoğraf. Bak yüzünü kapatmış. Öndeki kim? Öndeki Öndeki Bülent. Yandaki da bu onun eşi. Arkadaki de Emine. Aynen. Bunlar sizin komşun mu? Aynen. Üst kat. Ev kimin evi? Sizin eviniz. Ev bizim. Onun evi. Onun evi. Bülent'in evi. Bülent'in evi. Bülent evde değil mi bu arada? Evli. Karısı çıktı gitti. O da gitti. Bunun sayesine. Sen demedin mi? Niye böyle yapıyorsun? Boşanalım. Kaç yıldır oluyor bunlar? Yani biri ilk affettin ya. İlk affetmeyeceksin yani. Bence öyle. Kadın da yapsa, erkek de yapsa affetmeyeceksin. Yapan bir daha yapıyor yani. Kesinlikle öyle. Peki sen bunlar da boşandılar mı sonra? Boşanamadılar yine. Ondan boşamadılar galiba. Onlar da boşanamadılar. Emine telefon hattındaymış. Emine merhabalar canım. O çocuğun olduğunu. Emine. Alo. Emine merhabalar. Merhabalar ablacığım. Şimdi bak Aytekin burada senin yüzünden herkese kendisi... Benim yüzümden değil mi ablacığım? Öyle diyor. Siz benim sözünü keserim, beni dinleyin. Bak önce beni bir dinleyin. Tabii ki. Bu tarzında tamam mı? O hani aldattım aldattı diyor ya. Sen bana de ki. Bir şey söyleyeceğim. Emineciğim bak şu anda biz ulusal... bir dakika biz ulusal yayın yapıyoruz. Herkes tamam, seni dinliyor. Tamam yayın yapabilirsiniz. Küfür etmedin. Ama ben anlamadım. Yavaş. Dışarıda geldim çok oldum. Emineciğim bir rahat, bir sakin konuşursan ben ne demek istediğini anlamadım. Bir tane tane konuş anlayayım. Bir daha söyle canım. Diyorum ki sana bak. Bu insan beni aldatıp da bizim nesine bir adam. Zehra, Betül, Yasemin. Bunun evliliğini bitiren insanlar bunlar, tamam mı? Bir sorun bakalım. Buna bir cevap verin. Kim almış evvelde? O Cansu'yu Mansu'yu kim almış evvelde? Sor. Cansu'yu Mansu'yu kim aldı biliyor musun? Çok bilmiş. Emine bir dakika. Emine sakinleşsin, şu fotoğrafı soralım Emine'ye. Bir şey söyleyeceğim. Bahsettiği kadınlar kim? O bana işte bana yakıştırdığı kişiler. Ya bazı kadınlarla asıl senin aldattığını mı söylüyor? Aynen. Aldattın mı? Sen doğru söyle. Bak, ben sana söyleyeyim. Ya Aytekin söylesin sen ya. Aldattın mı aldatmadın mı? Aldatmadım. Ama nasıl yaptım abla? Ne şöyle, yaptın? Bu bana yaptıklarından şeyden sonra eve gitmeye başladım. Kendim gitmeye başladım. Ondan sonra kendim ayrı ev tuttum. Ayrı ev tuttum. Hayatta bundan vazgeçtim yani. Ama o kişi yaptığı kişiler ben işteyken saat gece 2:30'dayken bir insanın evinde saat 2:30'da misafir olur mu abla? Kim misafir? Misafire bağlı. Kim? Bir karı koca. Gece 2:30'da. Gece 2:30'da ve de alkol alıyorlar. Olmaz. Nasıl güzel bir şey değil mi bu çok abla? Yani sağlığa zararlı hem de karşıyız yani alkole. Çocuklarım yoldayız da. Çocuklar. Emine şimdi sakin olabilir mi? Emineciğim bir alabilir miyiz Emine'yi hatta? Arkadaşlar Emine hazır mı? Bir sakin konuşsun ki biz Emine ne dediğini anlamıyoruz. Şu fotoğrafı soracağım. Soy ismini söyleme. Bülent de değil mi şu fotoğraftaki evet, komşu? Tamam. Evle üst kat komşunuz. Aynen. Aynı apartmanda. Aynen. Tamam. Emineciğim şimdi bir sakin olmanı rica ediyorum. Biz o kadınları sorduk. Diyor ki ben aldatmadım. Aksine bana yaptıklarından sonra ayrı ev tuttum. Ondan sonra asıl o beni sürekli aldattı diyor Emine. Benden önce bir evliliği olmuşsunuz. Sorun bakalım evliliği neler yapmışlar. Ne yapmış? Benden önce bir evliliği benden vardı. Benden önceki diyorum evliliği vardı onun. Ha, öyle evliliği mi? Kız vardı 16 yaşında. Elin kızına neler yapmışlar? Allah rızası için bir hiçbir sorun. Hiçbir şey yapmadı. Yalan at. Ne yaptı? 16 yaşında birini mi kaçırdı? Yalan at. Oğlu bak oğlu nikah yapmadan bir kız da evleniyor. Elin kızının kınavıyla beraber Gamze diye bir kızla beraber Facebook'a resmini atıyor. Bunları bir açıklasın bana. Ben onun söylediği her şeyin arkasında ben duracağım. Ona peki Emine'cim şu tamam bir açıkla bakayım onu. Söyle. Bir dakika soruyorum. Nikah yapmadı nikah bak. Elin kızını bak. Anladım Emine'cim. Canım benim anladım. Aytekin buna yanıt ver canım.